Süper Lig'de Elazığspor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Elazığspor'un maçın Erzurum'da oynanmasına yönelik bir tercihi vardı ama bu tercih bildiğim kadarıyla en azından son baktığımda kabul edilmemişti ve daha önce yaptıkları başvuru nedeniyle ki hani İzmir'de oynama istekleri vardı. İzmir'e alındı bu maç ve bu maçta tıpkı Fenerbahçe'nin oynadıkları maç gibi İzmir'de oynanacak. Kasımpaşa yeni arması, yeni takımı, yeni hedefleri, yeni vizyonuyla lige başladı. Şimdi açıkçası hani özellikle yaptıkları transferler ben hani belli bir mantık çerçevesinde son transferler ki orta sahada mesela alternatif yaratmak için doğru bir tercih. Özer Urmacı tercihi bence başarılı bir tercih. Bunun yanında Kolibali ki hani belli bir istikrarı olan bir oyuncu. Fransa Ligi'nden geliyor ve savunmada bir alternatif olarak doğru bir alternatif. Yani böyle evet para harcıyorlar transferi ama bunu yaparken öyle çok fazla hani savurganlıktan ziyade yani hem alternatif yaratarak bir kadro derinliği oluşturuyorlar hem de ihtiyaçlarını gidermiş oluyor. O yüzden başarılı buluyorum. Bu iki transferi de başarılı buluyorum. Bunların da kadro yani şu aşamada değil belki bu hafta Elazığ maçı değil ama ilerleyen haftalarda daha da olumlu katkıları olacaktır. Viudes mesela sakatlandı. Acaba onun durumu ne olur ne olmaz. Bunun dışında genelde aynı kadroyla mücadele edeceklerini düşünüyorum ben. Mesela İlhan yoktu. İlhan Eker, Elyasa oynadı orada. Hani Elyasa normalde biraz Antep'te bek olarak gördüğümüz bir oyuncuydu. Tandemde bir ihtiyaç vardı ve bu ihtiyaç Kolibali ile giderilmiş oldu demin söylediğim gibi. O yüzden onun dışında tabii yani istenilen seviyede ve istenilen yani lige başlaması açısından durumda bir Kasımpaşa var. Biraz daha yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Hem transferlerin hem de ilerleyen haftaların mesela hücum bölgesinde kalavuç eden istenilen hala verim alınamadı. Ben Dijerme'yi çok beğendim. Geçen hafta da söyledim bunu. Hakikaten iyi bir oyuncu. Karabükspor karşısında bence maç dengeli bir maçtı. Hani çok küçük anlarda atılan goller fark yarattı. Yani o yüzden bence aldatıcı olmasın Kasımpaşa cephesinde. Çünkü hala dediğim gibi bazı şeyler özellikle hücum bölgesinde daha oturmamış gibi gözüküyor ama zamanla oturacağını düşünüyorum. Elazığ da aynı şekilde. Elazığ yepyeni bir takım, yeni oluşturulmuş bir takım. Onun sancılarını yaşıyor. Sedat Cezalı'yı da oynamamıştı. Ben bu maçta yine kadroya gireceğini düşünüyorum. Onlar da istikrarlı bir 11 ile sahaya çıkıyorlar. Genelde bu istikrarını da sürdüreceğini ve kadroda çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum. Hani yedek oyuncular da dahil, giren çıkan da dahil. Elazığspor'un aşağı yukarı aynı kadroyla çıkacağını düşünüyorum. İzmir'de hava şartları diğer illere göre çok daha sıcaktır muhtemelen bu maç oynandığı saatte. Yani şu ana kadar bir öngörü yaparsak. Bunun da ne yazık ki futbolu çok olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu bir tempoyu mutlaka düşürür bence. İki takıma bakacak olursam hani bu maçın hani dengeli geçmesini bekliyorum. Taraf bahsinde belki hani beraberlik burada denenebilir. Yani çünkü oranlarda genelde iyi oranlar veriyor. Hani beraberliğe yönelebilirsiniz ama ben kendi adıma Kasımpaşa'yı deplasmanda da olsa biraz daha öne çıkaracağım. Hani beraberlik denenebilir. Yani netlik yok orada. Ama taraf bahsinden uzak durmak isteyenlere de alt tercihini burada tavsiye edeceğim. Daha garanticiler alta yönelebilirler. Taraf bahsinde beraberlik denenebilir. Böyle çok alternatifli ama alt tercih herhalde daha akla yatkın gözüküyor.